Herkese merhabalar arkadaşlar. 9. sınıf matematik 1. dönem full özetle sizlerle birlikteyiz. Hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Neden vakit kaybetmeyelim? Çünkü ahanda bütün konu burada. Arkadaşlar Milli Eğitim'in kitabında 177 sayfa ve bütün özeti inşallah buraya sığdırmaya çalıştık. Bazen soru yapacağız, bazen konu özetleyeceğiz. Hemen başlayacağız. Mantıkta ne vardı arkadaşlar? Mantık konusuyla başlamıştık. İlk defa gördüğünüz bir konuydu ama özetiyle bir hatırlama yapacağız. Kümelerde işlemleri, problemleri ve kartezini vardı. Sonrasında kümeler bitiyordu. Denklemler matematik hayatımızın temeliydi. Bunlar olmazsa olmazdı. 9 o yüzden çok önemliydi. 9'da o yüzden bu kadar konu var. Niye? Çünkü zihinleriniz sizin parlak. Şu an bütün her şeyi alabilirsiniz diye düşünüyoruz. O yüzden bu kadar konu var ve bu konuların hepsine inşallah hakim olmuşuzdur. Özetle de hepsini yapacağız. Üslü sayılar, köklü sayılar, mutlak değer, epikök hepsi var. Burada dedik ve başladık. Mantıkla çok hızlı bir giriş yapalım. Neler vardı? Mantıkta V bağlacımız vardı arkadaşım. V bağlacı nasıl yazılırdı? Ters V ile gösterilirdi. Ve önermeler vardı. Önerme kesin doğru, kesin yanlıştı. Bileşik önermede iki önermenin bağlaçta bağlanmasıydı. Hemen bağlayalım bunları. Neler vardı? 1 ve 1 vardı. 1 ve 1 neydi arkadaşım? V'de ne yapılacaktı? Babana dedin ki, baba bana elma ve armut al dersen, baban sana elma ve armut getirmek zorunda. Birini getirmezse kıyameti koparırsın. İkisi aynı anda ve ikisi aynı anda olmalıydı. Ama bir tanesi olmazsa işin kötüydü. Bir tanesi olmazsa işimiz kötüydü. İkisi olmazsa hepten kafayı yerdik dedik. Bunu unutmayacaktık. Veya bağlacı neydi? Veya bağlacı da elma veya armut dersen ne demek bu? İkisi olsa da olur, biri olsa da olur ama ikisinin olmadığı olmaz. Elma veya armut kesin birisi gelecek. O bir tanesi olmalı diyordun. O zaman bir veya, veya'nın işareti normal Türkçe'deki V'ydi. Bir veya bir nedir? Kesinlikle birdir. Bir veya sıfırım neydi? Birdi. Çünkü bir tanesi olsa yeterdi. Sıfır veya birim neydi? Tabii ki de biri olsa yeterdi. Ama ikisi de olmazsa o zaman işler kötüydü. Sıfırdı dedim. Bak arkadaşım şimdi çok önemli bir mevzu var burada. O da şu. Fark etmişindir. V'de bir yanlış yanlışa yetiyor veya da bir doğru doğruya yetiyor. Bakın bunun sadece bir şartı var. Cevabı bir olduğu, bir ve birken bir oluyor. Sorularda bunu soruyorlar. Burada da sıfıra sıfırken veya sıfır olur. Başka da tek şart olan yoktur. Cevap sıfırsa kesin ikisi de sıfırdı. Birleşme özelliği vardı. Birleşme özelliği neydi? Aynı işaretlilerde birleşme özelliği olurdu. Hemen şurada gösterelim. P veya Q varsa veya R varsa burada parantez yer değiştirebiliyordu. Ne yapabiliyordu? Q veya R olabiliyordu. Hatta ve hatta bunları ortadan kaldırabilirsin demiştik. Dağılma özelliği vardı. Dağılma özelliği neydi arkadaşım? Dağılma özelliği iki tane farklı işaretin birbirleriyle olan durumuydu. Paranteze toplamanın çarpmaya, çarpmanın toplamaya dağılması gibi bir şeydi. O zaman burada ne olacak? Tabii toplama çarpmaya dağılmazdı. Burada çarpmanın toplamaya dağılması gibiydi. Burası neydi? Veya dağılacak. Biz ne demiştik? Kopyala yapıştır. Bak P veya Q yapıştırdım. P veya R'yi de yapıştırdın. Bunu da hallettin. Arası neydi? Arası da V olacaktı. Bu da dağılmaydı. Birleşme tamam, dağılma tamam. Tek kuvvet ne demek? Tek kuvvet şu demek. 1 1 ise 1'di, 0 0 ise 0'dı. 1 1 ise 1'di, 0 0 ise 0'dı. Yani P veya P ne demekti? P'ydi. Aynı şeyler diğerleri için de geçerliydi. Bir de kim vardı? De Morgan. De Morgan vardı. De Morgan'da neydi? P veya Q'yu düşün. Bunun değilini alırsan herkesin değilini almak zorundaydın. Veya'nın değili sanki V'ymiş gibi düşünebilirsin. Q'nun da değili. Herkesin değilini alacaktın dedik. Yada'ya geçtik. İşte Türkçemizin en büyük sıkıntılarından birini yaşamıştık. Veya ile ya da aynı değil mi hocam demiştin. Hayır, aynı değildi arkadaşım. Neydi? Bak çok benziyor.
Çok benziyor ama değil. Bak burada bile benziyor değil. Neydi? Ya da demek şu demek. Ya o ya o. Bak adında da var zaten. Ya o ya da o. Ya da o dediğine göre o zaman ben ikisini de aynı anda istemiyorum demektir. İstemiyorsam sıfır. Ya da ya o ya o geldi o zaman kesin olur. Ya o ya da o gelsin dersen bu gelirse yine sıkıntı olmaz. Ama ikisi de gelmezse tabii ki de büyük bir sorun teşkil eder dedik. Burada da fark ettiğin üzere ikisi de aynı anda olumlu ya da olumsuz olursa cevabım olumsuz oluyor. Ama bir tanesi olursa yeterliydi. İse bağlacına geçmiştik. İse'de de unutmamam gereken bir kural vardı. 100'dü o. 100 kuralı neydi? 1 ise 1 neye eşitti 1'e? 1 ise 0. İşte 100 kuralı burada geçerliydi. 1 0 0 100'dü. 1 0 varsa cevap 0 olmalıydı. Geri kalan her şey 1'dir demiştik. Bak buraya da 1 yazacağım. 0 ise 0 da o bile 1 dedik. İşte bunlar önemliydi. 100 kuralıyla bu ise bağlacında bağlamıştık. Karşıt vardı. Karşıt neydi arkadaşım? Karşıt da şuydu. Mesela buraya yazayım. P ise Q varsa karşıt demek karşıya geçir demekti. P ise Q da Q ise P olursa işte bu karşıtıydı. Tersi neydi tersi? Tersi de P ise Q'nun tersi. P'nin değili ise Q'nun değiliydi. Karşıt tersi hem karşıya geçsin hem de tersi olsundu. O da neydi? Q geçti. Tersi P de geçti demiştim. İşte bunlardı. Burada önemli olan bunları niye yapıyorduk? Hepsi bunun için. İşte yıldızlı kısım bu. Hepsi bunun için. P ise Q'nun dengi hangisidir dengi? Kesinlikle Q'nun değili ise P'nin değilidir. Bazı yerlerde de istersem bunu kullanabilirim. Ya da bunu gördüğümde bunu hatırlayabilirim. Bir şeyin karşıt tersi ise de kendine eşitti dediğim ancak ve ancak bağlacı vardı. Ancak ve ancak iyiler iyilerle arkadaşlık edebilir. Kötüler kötülerle arkadaşlık edebilir demiştik. Ancak ve ancak kötüler kötülerle iyiler iyilerle arkadaşlık eder demiştim. Burada da o zaman ne olacak? 0 ise 1 de 0 olacak. İyiler iyilerle, kötüler kötülerle doğru bir ilişki sergiler. Ama ne yapar? İyiler kötülerle, kötüler iyilerle olmaz. Totoloji neydi? Mesela burada totoloji yapalım. P veya 1. Cevap nedir? 1'dir. Veya da bir tane 1 yeterdi. Totoloji benim cevabımın 1 çıkmasıydı. Çelişki neydi? Cevabın 0 çıkması. Mesela P ve 0 kesinlikle ve kesinlikle bir çelişkidir. Neden? Cevabı V'de 0 olursa kesinlikle 0'dı. Hemen önermemizin son kısmına, mantığın son kısmına geçmiştim. Açık önerme, yani önerme açık. Ne diyor bana? Cevabı kendi verdiğin değerlere göre açık bir cevaplardı. Burada da bizim için önemli olan şu terimler vardı. Bazılar ve herler vardı. Bakalım ne diyor? Şunu bir okuyalım. Ne diyor? Bazı x'ler vardır ki reel sayılarda onların cevabı 2x eksi 3 sıfırdır. Gerçekten öyle mi? 2x eşittir 3'tür. Her tarafı 2'ye bölersen x eşittir 3 bölü 2'dir. Evet öyle bir tane x var ki onun cevabı nedir? Onun cevabı reel sayıdır. Doğru söylüyor bu denklemin gerçekten de bir tane. Bak bazı ne demek bazı? En az bir tane cevabının olması bizim için bazı demekti. Her ne demekti? Bütün hepsi. Her, hepsi demekti. Mesela buna bakalım. Bütün doğal sayılar karesi ondan küçük müdür? Karesi ondan küçük müdür bütün sayıların? Hayır. Mesela doğal sayılarda 4 vardır. Karesi 16'dır. Değildir. Mesela bak o zaman ne diyorum? Buradaki P'nin dengi nedir? 1'dir. Peki buradaki Q'nun dengi nedir? 0'dır dediğim bunlar da bana söylüyordu. Ha bazı deseydi doğruydu. Çünkü bazı doğal sayılar gerçekten ondan küçüktür. Mesela 3, mesela 2, mesela 1, mesela 0 dediğim onlar olabilirdi. Bazı deseydi doğruydu ama şu an yanlış. Bizim için en önemli yazılı sorusu da çıkmıştı burada. Bizim için önermenin bileşke önermesinin değil nedirdi? Değilinde ne yapıyordum? Buranın tersini alacaktım. Buranın tersi neydi? Bazı varsa o her olacaktı.
her doğal sayı eşit varsa eşit değil olacaktı. Burası da V ise, burası V ise V olacaktı. Hemen bunu ben de bunu arkadaşlar bunu buraya bağlayayım. Ne diyordu? Her X diyordu. Hayır, bazı X eleman Z'ler olacaktı. Ve de ne diyor? X kare büyüktür, büyük eşittir diyor. O zaman onun tersi de küçüktür dedim. Büyük eşittirin tersi küçük eşittir değildir, küçüktür dedim. Bunu da böyle bir şekilde yaptıktan sonra bu yazılı sorusunu da bitirdim. Hemen hangi konuya geçtim? Kümeler konusuna geçmiştim. Kümeler konusunda ne vardı? Kümelerin kavramı vardı. Venn şemasıyla gösterme. Bu neydi? Liste yöntemiydi. Venn şemasıyla göster diyor. Hemen göstereyim. 1 diye bir elemanım var. Nokta. 2 diye bir elemanım var. A diye var. Süslü parantez 1'e 2 diye bir eleman var. Bir de süslü parantez C diye bir elemanım vardı. Bak, bir elemanı mıdır? Evet, bir elemanıdır. Bak, Venn şemasıyla gösterdik. Liste yöntemi burada. Bir elemanı mıdır? Evet, doğrudur. 1'e 2 alt kümesi midir? Bakın, bunu düşünürsem, şu elemanı düşünürsem bu yanlıştır. Neden? Bu elemanı düşünürsem alt küme olarak yanlıştır. Neden? Çünkü bir tane daha süslü parantez olması lazım. Bu elemanın parantez kümesi olması lazımdı. Ama 1 ve 2'yi düşünürsem bu doğrudur. Şimdi buna bakıyorum. 1 ve 2 süslü parantez elemanı mıdır? Bunu düşünürsem doğrudur. Ama bu ikisini düşünürsem yanlıştır. Ama bu soruda ikisini de verdiği için doğrudur. Eleman sayısı kaçtır? 1, 2, 3, 4, 5'tir. Eleman sayım 5'tir. Çünkü SA demek eleman demekti. Bunu da yaptık. Arkadaşlar buraya dikkat edin. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 eleman yoktur. 2 tane virgül arasında, burada da virgül var. 2 virgül arasında bir eleman yazılır. Burada süslü parantez dediği için orası bir elemandır. Alt küme sayısı nasıl bulunurdu arkadaşlar? Alt küme sayısı eleman sayısı üzeri 2 üzeri n'di. Eleman sayım 5 ise buydu. Yani 32'dir. Öz alt kümesini sormamış. Ben söyleyeyim. Öz alt kümesi de adı üzerinde öz alt. Öz olarak altta bulunacak. Kendisi hariç bütün alt kümelerdir. Bir tanesini çıkarttım mı 31 dedim. Geçtiğim. Böyle sorular oluyordu. Liste yöntemi, Venn şeması. Bu da neydi? Ortak özellik yöntemiydi. Ortak özelliği neymiş? 9 ile 99 arasında öyle x'ler vardır ki onlar 4k, yani 4'ün katıdır. Bu da k'da neymiş? Pozitif tam sayıymış. O zaman hemen bir bakalım. Kimler vardır? 12 vardır. Virgül 16 vardır. Virgül 20 vardır. Uzatma artık. Kim vardır en son? 100 bölünür. 100'den bir öncesi 96 bölünür. Eleman sayısı kaçtır diyor. Biz bunu çok iyi hatırlamamız lazım. Son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1'di. Burası ne oldu arkadaşım? 84 bölü 4 21. Bir de oradan geldi. 22 tane oldu dedim. Şöyle de yapabilirdin. 4'e böldün. Burası 3, 4. En sonuncusu da 4'e böldün. 24. Burada 1 ile 2 olsa 24'tü ama ikisi yok. 22 dedik. Sonlu kümeler nelerdi? Eleman sayısı sınırlı olan, sonlu olanlara sonlu küme diyorduk. Mesela bu küme sonlu küme midir? Evet, sonlu küme midir? Sonlu kümedir. Çünkü niye? 22 tane elemanı var. Biliyorum. Sonsuz küme neydi? Eleman sayısı sınırsız olan. Mesela reel sayılar sonsuz bir kümedir. Tam sayılar sonsuz bir kümedir. Ama rakamlar sonlu bir kümedir. Sonsuz kümenin nedir? Sınırı yoktur sonsuz kümenin. Bunun sınırı olduğu için bu sonsuz küme değildir. Boş küme neydi? Hiçbir elemanı olmayana boş küme. Ya böyle gösteriyorduk, A eşittir boş küme, ya da nasıl gösteriyorduk? A eşittir boş bir liste diye gösteriyorduk. Bu bir boş küme midir? Tabii ki de değildir. Tekrar amaçlı yazdım, geçtiğim. Şimdi arkadaşlar burada alt kümelerle ilgili güzel sorular vardı. Bakın, özet yapıyorum bazı yerlerde, bazı yerlerde soru çözüyorum. Hatırlayalım. 2 bulunur diyor. Alt kümelerinin kaç tanesinde 2 bulunur? Bakın, bunu nasıl yapacaksın? Hemen A şıkkı diyorsun ki 2 kesim var zaten. 2 kesim var. Geriye bunun yanına kimleri yerleştirebilirim? 1, 2, 3, 4, 5 eleman var. 2 üzeri 5. Bunun yanına bu 5 elemanın oluşturduğu herhangi bir alt kümeyi koyabilirim. Bakın, buraya 2 üzeri 5 diye bir eleman koymadım. Buradaki oluşan
Bu 5 tane geri kalan oluşturduğu mesela 1, 3, 4'ü koyabilirim. 1, 3, 4, 5, 6'yı hepsinde koyabilirim. O zaman bunlardan oluşan bütün alt kümeleri koyabilirim. Ne dedim ben bu 2'nin yanına? 32 tane vardır. Peki B şıkkı ne diyor bana? B şıkkı da şunu söylüyor. 3 ve 5 bulunur diyor. Bu sefer de diyorum ki 3 ve 5 bulunsun. Ne olsun? Geriye kaç tane yanına koyabilirim? 3 ile 5 tamam zaten. Bunları hallettim. 1, 2, 3, 4 tane kaldı. Geriye de bu 4 elemanın oluşturduğu 2 üzeri 4 tane alt kümelerin hepsi konabilir dedim. Özet olarak hatırlattık. Bunların hepsini videoları iyi takip edenler hatırlayacaktır. O yüzden hatırlayamayan varsa o videolarımıza geri dönüp bakabilirler. 4 veya 6 diyor. 4 veya 6 mevzusunu şöyle yapacağım. Bak şimdi 4 bulunabilir. 6 bulunabilir. 4 veya 6 bulunduğu için 4 ve 6 bulunur dedim. Bak dedim. Ama şunu şöyle yapsak daha iyi. Burada 6 eleman var mı? Var. Bunun kaç tane alt kümesi var? 2 üzeri 6'dan dolayı 64 tane toplam elemanı var. Peki 64 elemandan ben 4 ve 6'nın olmadıklarını çıkarsam, 4 ve 6'yı komple silsem, hiç 4 yok, hiç 6 yok. O zaman düşünsene bir küme var, 4, 6 hiç yok. Geriye 4 tane eleman kaldı. 2 üzeri 4 tane buraya ben eleman 2 ve 4 ve 6'nın olmadıklarını yazabilirim. O zaman 2 üzeri 4'ü çıkartırsan 64'ten 16 çıktı. 48 tanedir dedim. Ya da şöyle düşünebilirsin. 4'ün yanına 6 gelmeyecek. Geriye 4 elemanım kaldı. Bunun yanına 2 üzeri 4 16 tane olabilir. 6'nın yanına 4 gelmeyecek. Buradan da 2 üzeri 4'ten 16 gelebilir. 6 4'ün yanına bak 6 4 var zaten. Burayı gösteriyorum. 6 4'ün yanına diğer 4'ünden oluşan istedikleri gelebilir. Bak bunların toplamı da 48'dir dedim. Bu mevzuyu da kapattım. Peki yeni mevzumuz ne? Yeni mevzumuz şu. Kümelerde işlemler vardı. O işlemlerde ne olacak bakalım. A birleşim B diyor. A birleşim B ne olacak? Adı üzerinde A birleşim B. Herkes birleşecek. Bu arada ne var? Evrenselim var. A kümesi var. Bir de B kümesi var. Bir de evrenselde boşta kalan elemanlar var. A birleşim B ne demek? A ile B'nin bütün elemanlarını al demek. Bu artık AKB'dir. AKB diye bir şey çıktı. Peki kesişim nedir? İki kümenin ortağıdır. Tabii ki de ortağı K'ydı. Bu neydi? A'da olup B'de olmayan A fark B'ydi. Yani ben buna size anlatırken öz A demiştik. Öz A. A'da olacak B'de olmayacak. Bak B'yi sil. A'daki. Güzel. A'nın tümleyeni. A'nın tümleyeni nedir? A'nın dışında kalanlar. Kapattım A'nın dışındakileri. Hocam B kaldı dersen yanlış yaparsın. Çünkü bir tane de var. Evrenseldekilere bakacaksın. B artı E'dir. Peki evrensel nedir? Evrensel tabii ki de bizim evrensel boyutumuzdur. Herkesdir. Evrenselin herkesin tümleyeni nedir? Hiç kimsedir tabii ki de. Boş kümedir. Peki benim birleşimim tümleyeni. Bak birleşimin tümleyeni. Birleşinin tümleyeni nedir? E'dir. O zaman şuna baksak. Bak. Birleşimin tümleyeni E'ydi. Doğru mu? Doğru mu? O zaman ben buna başka bir şey diyecektim. Vazgeçtim ondan. Demiyorum. Buraya bakalım. Kesişimin tümleyeni. Kesişim buydu. Kesişim K'ydı. Tümleyeni de A artı B artı E'dir dedim. Bu arada Esan'ın eleman sayısı kaçtır diyor. Esan'ın eleman sayısı da A artı K'dır dedim. Zaten gözüküyor. Bunları kümelerde, işlemlerde bilmem lazım dedim. Geçtim. Bir tane küme problemiyle geçelim. Bakalım neler yapmamız gerekiyordu. Bu küme probleminde üçlü bir küme aldım. Hatırlayalım diye. Bunu da boş geçmeyelim. Matematik, fizik, kimya derslerinden en az birini seçmişler. En az birini seçtilerse o zaman bir kere benim evrenselim yoktur. Evrenselim yoksa matematik, fizik, kimya derslerinden geçmişler. En az birinden geçenler var. O zaman evrensel çizmiyorum. Çizmedikten sonra benim için her zaman en önemli olan bu üçünün kesişimi. Okuyorum soruyu. Okuduğumda üçünün kesişimi 2 varmış. Bak 3 dersten de geçen 2 kişiymiş. Her zaman sen en büyük kesişimi bulacaksın ilk önce. Buldum bunu. Geçtim. Sonra ne diyor? Bu sınıf 52 kişiymiş. Bakın benim her zaman yaptığım güzel bir şey var. Şu öz M matematik, öz F fizik, öz K kimya. Ben bu aralara da her zaman bildiğim bilinmeyenleri koyarım. X, Y, Z. Şimdi bana diyor ki 52 kişilik bir sınıf.
52 kişi ise bak M'yi al, F'yi al, K'yı al. Bunlar çünkü bir elemanlılar. İki elemanlılar X'i al, Y'yi al, Z'yi al. Bir de üç elemanlı vardı. O da kimmiş? 2'ymiş. Bu sınıf kaç kişiymiş? 52 kişiymiş. Peki 26 kişi matematikten geçtiyse düzgün güzel yaz. Her zaman söylediğim şey. Her zaman söylediğim şey nedir o? Matematikteki en önemli kural düzgün yazmaktır. Matematikteki en önemli kural düzgün yazmaktır. Yazdım. 20 kişi fizikten geçtiyse o zaman burada da fizik artı x artı z artı 2 de 20 kişiymiş. O zaman en sona bakıyorum. 18 kişi de kimyadan geçmiş. Kimya artı bak neler var burada? Y artı z artı 2 de neymiş? 18'miş dediğim. Şimdi arkadaşım bak o kadar düzgün güzel yazdım ki MFK altta, XYZ'ler altta, benim hepsi burada. O zaman şunları bir taraf tarafı toplayalım. Bana ne soruyor bu arada? Sadece iki dersten geçenler. Sadece iki dersten kim geçti? X geçti, Y geçti, Z geçti. Bana bunu soruyor. O zaman şurayı bir toparlayalım. M artı F artı K, bir dersten olanları yazdım. Tamam, güzel. Sonrasında şunu yazacağım artık. Bak iki tane X geldi, iki tane Y geldi, iki tane Z geldi. X artı Y artı Z yaptım. Bir de 2, 2, 2, 2, 6 yaptım. Karşı taraf ne oldu? Karşı taraf 44, 64 oldu. Bakın burası 64 oldu. Hemen toparlayalım o zaman. Bak buraya iyi bakarsan MFK bir tane X, Y, Z. Cevabı neymiş bunların? 50'ymiş. 2'yi karşıya attın 50 oldu. Peki MFK bir tane X, Y, Z alırsam bunu da karşıya attın. O zaman ne kaldı? Burası da ne oldu? 58 oldu. Bunu attın. E geriye bak bir tanesini aldın. Buranın toplamı kaçtı? 50 idi. Geriye ne kaldı? Bir tane X, Y, Z kaldı. O da cevap ne oldu? 58'miş. O zaman ben ne diyorum arkadaşım? İşte bana sorduğu X, Y, Z'nin cevabı 8'miş dedim. Çok uzatmadan bu soruyu güzel gene yazdım. Güzel yazarsan güzel çözersin. Matematiğin en önemli kuralı düzgün yazmaktır dedim. Geçtim. Şimdi arkadaşlar kartezyen çarpım diye bir şey vardı. Ondan önce biz şunu görmüştük. Sıralı ikili muhabbeti vardı. Sıralı ikili muhabbeti ne? İki tane elemanın birlikte aynı anda bulunmasıydı. Birincisi birinci kümeden, ikincisi ikinci kümeden gelirdi her zaman. Fonksiyonlar göreceksiniz. X'ler, Y'ler olacak onlar. Hatta burada da X, Y sayılabilirler. Bu iki tane sıralı ikili birbirine eşitse o zaman kesinlikle birinci birinciye, ikinci ikinciye eşittir olmalı. Bunu da söyleyelim. Bununla ilgili örneklerimiz vardı. Hatırlarsınız. Geldim buraya. Kartezyen nasıl yapılırdı? Her eleman birbiriyle eşleşecek. Ama ilk önce kim olacak? İlk önce birinci sıradaki. Bak 1A ile virgül 1B ile. Bak A 1 değil. 1A olacak. Geçtim. 2A ile 2B ile olacak. Geçtim. 3A ile ve de 3B ile olacak. Geçtim. Ve kapattım. Neden? Bunların hepsini tek tek yaptım. Bu arada bir şey fark ettin mi? Bunun tersi olsa B kartezyen A olsaydı A 1 olacaktı. A 1 1 A'nın aynısı değildir. O zaman ikisi birbirine eşit midir? Kesinlikle değildir. Kesinlikle değildir. İkisi birbirinin aynı kümeler olsaydı eşit olurdu. Ama kümeler aynı olmadığı için aynı olmaz dedim. Bu arada kartezyenin eleman sayısını fark ettin mi? Buradaki herkesi birbiriyle çarptığım için 3 kere 2'den ne dedik? Kartezyenin eleman sayısı 6 tanedir. Gördüğün gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu. Şimdi geldim bağıntıya. Bağıntı ne demek onu söyleyelim. Bağıntı şu demek. Bağıntı 3 elemanlı bir kümeyle 2 elemanlı bir kümenin kartezyen sayısı 6'ydı. Kartezyenin eleman sayısı 6'ydı. İşte bu elemanlardan aldığım, istediğimi aldığım, oluşturduğum bu elemanlardan oluşan herhangi bir alt kümeye bağıntı sayısı denir. Peki bağıntı sayısı alt küme miymiş? Evet. Peki 6 elemanlı bir kümeden kaç tane alt küme oluşur? 2 üzeri 6, 64 tane oluşur. O zaman kartezyenin bağıntısı neymiş? 2 üzeri 6'dan 64'müş dedim. Bu arada bunun grafiğini şuraya köşeye çizmek istedim sizin için. Çizelim. 1A'ya gidiyor. Evet 1A'ya gidiyor. 1B'ye gidiyor. Evet şu nokta, şu nokta.
Ondan sonracıma 2 buraya gidiyor, bu buraya gidiyor. Bu buraya, bu buraya gidiyor. Böyle bir çizim olacak. Nasıl? 3A'ya, 3B'ye gitti. O zaman benim burası ne diye göstereceğim? Şurayı. Şurası A kartezyen B'dir. Bakın her zaman birinci kümem bu buraya X eksenine yazılır yataya. İkinci kümem Y eksenine yazılır. İlk kümem A'ydı. A'yı yazdım. İkinci kümem B'ydi. B'yi yazdım. Bu arada biraz önce ben sana nerede anlattım bunu? Ben biraz önce bunu sana kopyala yapıştır diyerek mantıkta anlattım. Bak adam da A kartezini kopyalayıp yapıştırmış. Dışarı at arkadaşım bunu. Kopyala yapıştır istemiyorum ben. O zaman BC aradaki işaretinde neymiş? Buymuş. Bazı sorularda da bunu sorguluyorlar. Sen bunu böyle yazmayı bileceksin. Bak hemen kopyala yapıştır. Bu oldu. Kopyala yapıştır. Bu oldu. Aradaki işaret de araya gelmişti. Matematikteki en önemli şey düzgün yazma dedim biraz önce. İkinci en önemlisi, daha önemlisi şu. Her zaman sen bir kuralı tersten bil. Bak biz bunu öğretmiştik. Hayır, sen bunu yazıldığında da buna geri çevirmeyi bil dedim. Geçtiğim. Arkadaşlar artık hele şükür denklemlere geldik. Çünkü mantığı hayatınızda ilk defa görmüştünüz. Kümeleri ilk defa görmüştünüz. Artık ikisi de bitti. Ne geldi? Senin 8. sınıfta gördüğün denklem ve eşitsizlik geldi. Bakalım orada ne görmüştük? Bana ne diyordu? Bir kere sayı kümeleri vardı. Sayı kümeleri neydi? Rakamlardan başlıyordu. Rakamlar 0'dan 9'a kadar olan 10 tane şeye ben rakam diyordum. Neydi onlar? Sayıları oluşturan şeylerdi. Peki n artı ne demekti? O sayma sayılarıydı. Say dediğinde herkes 1, 2, 3, 4 der. Evet, 0'dan değil 1'den başlayıp sonsuza kadar giden olan şeye ben ne diyorum? Sonsuza kadar giden şeye sayma sayıları diyorum. Peki bu neydi? Doğal sayılar. Doğal sayıların artı kısmı sayma sayısıysa o zaman ben doğada bulunan sayılara 0, 1 ile başlayıp sonsuza kadar giden şeye de ben ne derim? Doğal sayı derim. Tam sayılar neydi? Eksilerden başlayıp geliyordu. Nereye kadar geliyordu hocam? Artı sonsuza kadar gidiyordu. Bunlar nasıl gelip nasıl gidiyorlardı? Tam gelip gidiyorlardı. Z de tam sayı demek ki. Rasyoneller neydi? Rasyoneller A bölü B şeklinde yazılacaklardı. A da B de tam sayı olacaktı. Ama bir sıkıntımız vardı. Matematiğin en önemli olaylarından biri payda sıfır olmayacaktı. Peki bunlar kimdi? Rasyonellerdi. Bir de rasyonelin tümleyeni rasyonel olmayan. İngilizce irrational, yani Türkçe rasyonel olmayan. İr kelimesi İngilizce'de biliyorsunuz olumsuzluk belirtirdi. O zaman ne oldu? Irrational, rasyonel olmayandı. Rasyonel olmayanlar kimdi? Bir, kökün içinden çıkamayanlar rasyoneldi, değildi, irrasyoneldi. Bir de devirli sayılar. O da neydi? Pi gibi 3,14 diye düzensiz devredenler onlar da neydi? İrrasyoneldi. Düzenli devrediyorsa irrasyonel değildi. Onlar rasyonel sayılardı. Reel sayılar neydi? Reel sayılarda her şeydi. Şu ana kadar kümemizde gördüğümüz her şeydi. Ama biz bunu özetle ne diyebiliriz? Q ile Q'nun tümleyeni diyebilirim. Ve de matematikte bizim çok kullanacağımız bir kısım vardı. Bu videoyu ben 30 dakikalık bir şey anlatmıştım. Bazı arkadaşlar gereksiz demişti. Bazıları da farkına varmıştı. Hocam müthiş bir video. Bu bize çok lazım olacak matematik hayatımız boyunca demişti. O videoyu da izleyebilirsiniz. Denklemlerin ilk videosu. Çarpı nereden çıktı? Çiftle çiftin toplamı ya da farkı çiftti. Tekle tekin toplamı ya da farkı çiftti. Tekle çiftin toplamı ya da farkı neydi? Tekti. Tekten çift çıkarsa ya da tekle çifti toplarsan tekti. Çarpmada ne olması lazım? Bir çift benim çift olmama yeterdi. Bakın burası yanlış. Niye? Bir çift çift olmaya yeterdi. Bak bir çift çift olmaya yeterdi. O zaman tekle çiftin çarpımı çift olacaktı. Peki hemen bakıyorum. Ne diyorum şurada? Tekle tekin çarpımı ne olacak peki? Tekle tekin çarpımı da kesinlikle tektir. Bir şey iki sayının çarpımı tekse nedir? Kesinlikle ikisi de tektir. Bak iki sayı çarpılıyorsa cevap tekse kesinlikle bu sayılar tek ve tektir. İki sayı toplanıp tekse biri tek biri çifttir. Bak bu tektir, bu da tektir. Yani tek olaydır. Bunlar da bilemem ama cevabı tekse bunların kesin biri tek biri çift. Burada da kesin ikisi de tektir dediğim.
O zaman tekler teklerle çarpıldığında hep cevap tek mi? O zaman tekin üzeri istediğini alırsan cevabın tek çıkar. Peki çiftle çifti çarparsam hep çift mi? O zaman çiftin eninci kuvvetini alırsan onun cevabı da her zaman çifttir dedik. Bu olayı da bitirdik. Bir de rasyonel sayılarımızda devir olayı vardı. Devir olayı neydi arkadaşım? Devir olayı da şuydu. Üst taraf bütün sayıyı ilgilendiriyordu. Bütün sayıdan devretmeyeni çıkartıyordun. Bütün sayıdan devretmeyeni çıkartıyordun. Alt taraf virgülden sonrasını ilgilendiriyordu. Devreden uyuz kısım kadar uyuz sayı, o zaman da devretmeyen kadar güzel sayı 0. Devretmeyen kadar da güzel sayıyı koyuyordun. Tabii ki de burada 173 bölü 90'ı tabii ki de ben bölmeyeceğim. Ki bölünmez zaten. Hiçbir sayıya bölünmez. 5'e bölünmüyor, 2'ye bölünmüyor, 3'e zaten bölünmüyor. Çünkü bölünseydi 11 bölünürdü dedik. Bakalım doğru mu yaptık? Doğru. Bir de şöyle bir şey vardı arkadaşlar. Şu sayıların toplamı nedir diyordu. Bu sayıların toplamını da ben size söylemiştim. Terim sayısı çarpı ortanca terimdi. Terim sayısını biraz önce kümelerde de yaptım. Burada da söyleyelim. Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir terim sayısıydı. Ortanca terimde son terimle ilk terimi toplayıp ikiye bölüyordun. E peki burası ne oldu? 45 bölü 9 bölü 5 9. 1 ile topladım 10. 10 çarpı 51 çarpı pardon 51 artı 6 yani 57 oldu. 57 bölü 2 bunlar sadeleşti. 5 kere 57 oldu. Cevabı da zaten 285'tir dedim. Onu da kapattım. Mevzu bu. Burada terim sayısı çarpı ortanca terim. Ortanca terim sonla başı toplayıp ikiye bölersen ortanca bulunur. Ama terim sayısı nasıldır? Terim sayısı son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı bir böyle bir düzgün artan sayıların formülüydü dedik ve geçtik. Arkadaşlar bu kısımda ne yapıyorduk? Bölme diyorduk. Bölme neydi arkadaşım? Bölme şuydu. A bölü B, C bölen, bak A B bölüyor, C bölüm, K da nedir? K da kalandır. O zaman nasıl yazarsın? A bölünen, B bölen, C de bölüm, B ile C'yi çarparsın, kalanı da eklersin, A'yı bulursun demiştik. Bu bizim müthiş olmazsa olmaz bölme gördüğümde yapmam gerekendi. Bir de ne vardı? Kalan sıfır olabilirdi ama her zaman B'den, bölenden küçük olacaktı. Büyük olursa bir daha bölünürdü, bir daha bölmem gerekirdi dedim. Bir de ne vardı arkadaşım? Burası çok önemli işte. K sıfırsa B tam bölünür A'ya. B A'ya tam bölünür demek. Bu dikey çizgi o demekti. B pardon özür dilerim. A B'ye tam bölünür denirdi. A B'ye tam bölünür ya da B böler A'yı. B böler A'yı denirdi. Bunu düzgün okunuşu oydu. Bir daha yazalım buraya. B böler A'yı demekti. Çünkü niye? Tam bölüyordur. Kalan sıfırsa B A'yı tam bölüyordur. Burada tabii ki de dil sürüşmesi olabilir. Ben mesela benim sürüştü dilim. O yüzden siz dikkat edin. Burada yanlışa düşmeyin. B önce yazılıyor. B böler A'yı. B böler A'yı demekti. Peki biz bölme gördüğümüzde hemen bunları yapacak mıyız? Yapacağız. Ne yapacağız? Diyeceğiz ki X eşittir 23 çarpı Y artı Y kare. Ama bilmem gereken şey ne? Kalan Y kare her zaman ne olacaktı? Her zaman 23'ten küçük olacaktı. Peki şimdi sana bir soru. X'in en büyük tam sayı değeri kaçtır diyor. X'in büyük olması için Y'nin büyük olması lazım. Çünkü burada da Y var, burada da Y var. Peki Y en çok kaç olur? Y bir tam sayının karesi ise, bir sayının karesi ise 23'ten küçük bir tam sayı. Neyin karesi var 23'ten küçük? Tabii ki de 16 var. 16'dan sonra 25 geliyor 5'in karesi. O zaman Y neymiş? Y demek ki 4'müş. Hemen bu formülü toparlayalım. X eşittir 23 çarpı 4 artı 4'ün karesi. Yani X eşittir 92 artı 16. Yani X eşittir 108'miş dedik. 108'i 23'e bölersen 4 olur. Kalan da 16'dır.
Bak ne oldu? 23, 16 küçük oldu tabii ki de 23'ten dedim. Bu kısmı da geçtik. Bu bölmede müthiş bir olay vardı. A'nın 5 ile bölümünden kalan 2 ise, B'nin 5 ile bölümünden kalan 3 ise artık bana A ile B ile toplama, çıkarma, çarpma, bölme, üst sorarsa ben her zaman artık A'nın yerine 2, B'nin yerine 3 yazıyordum. Bu olayı hatırlamanız lazım. Çünkü matematiğin en bomba, en önemli kısımlarından biriydi. Müthiş pratikti. Bunu bilmem lazım. O zaman ne yapıyorum bak? A artı B derse artık benim için A yok, 2 var. 2 artı 3 olacaktı ve de 5 ile bölümünden kalan 5'tir diyecektim ki o sırada ne oldu? 5 ile bölümünden kalan 5 olamaz. Çünkü kalan 5'ten küçüktü. Bir daha bölüyorsun. O zaman kalan ne oluyor? 0 oluyor. Peki çarpımına gel. 2 çarpı 3 olacak. Çünkü benim için AB yok demiştim. Çarpım 6 oldu. Tabii ki de kalan 6 olamaz 5'te kalan. O zaman bir daha 5'e böldüm. Kalan 1'dir. Peki 2 A küp, 2 çarpı 2'nin kübü artı 3 çarpı 3'ün karesi yaparsam burası 8, 16 oldu. Burası da 27 oldu. Toplamım 43 oldu. Peki kalan 43 olur mu? Kalan 43 tabii ki de olmaz. Bir daha 5'e böleceğim. Kalan 3 olur. İsteyen mesela A'ya 12 desin, B'ye de 8 desin. Şu işlemi yapsın. 3 ay sonra görüşürüz. Büyük ihtimal 3 ay sürer zaten yapmanız. Çünkü çok zor olduğu için siz yapamazsınız diye demiyorum. Çok uzun olduğu için diyorum. Çok uzun olduğu için zaten cevabın yine 3 çıkacaktır dedik. Bu bölme kısmını bitirdik. Bir de bölünebilme kısmı vardı. Bölme bölünebilmeydi. Bölünebilme kısmına baktığımda ne vardı? Bölünebilmede 2, 4, 8'in bölüme muhabbeti aynıydı. Bir tane basamaklı soru varsa son hane 2'nin katı olacaktı. 2'nin katı olacaktı dedik. Peki 4 basamak, 4'e bölünme kuralı neydi? 4'e bölünme kuralı son 2 basamak 4'ün katı olacaktı. 8'e bölünme kuralı da böyle sayılar sanki büyüdükçe basamak da artıyormuş gibi oldu. Bu son 3 basamak da 8'in katı olacaktı. Bak bunların kuralları birbirine çok benziyordu. Bir de 3 ile 9'un kuralı birbirine benziyordu. O da neydi? A, B, C diye bir rakam sayı varsa bu sayıda A artı B artı C'nin 3'e bölümü olacaktı. 3'e bölününce kalan kaç olduğunu görüyordum. 0 ise tam bölünüyordur. Ama 2 ise mesela kalan 2 kalıyordur demiştik. Peki A, B, C diye bir sayı varsa aynısı bunun için de geçerli. Toplayacaktın. Toplayınca 9'a bölecektin. Kalan 0 ise 0'dı demiştim. 5 ile 10'a bölme kuralları birbirine çok benziyordu. O da şu yüzden son halem ne olacaktı 5'e bölünmede? Ya 5 olacaktı ya 0. Ama 10'a bölünme kuralında son halem her zaman 0 olmalıydı tam bölünüyorsa. E peki tam bölünmüyorsa? Mesela son hale 3 ise 3'tür kalan. Mesela burada 8 ise 8'de 3'tür kalan. Mesela 7 ise 2'dir kalan. Mesela 4 ise 4'tür kalan. O yüzden ona bir şey diyemezdin dediğim geçtim. 11'e bölünme kuralı. A, burayı şöyle yazsak daha güzel. Yanlış yazdık. A, B, C, D, E diye bir basamaklı sayı olsun. Artı ile başlıyorduk buradaki kuralda. Artı eksi artı yapıyordum. Hemen ne diyordum? E artı C artı A eksi parantezinde bak bunlar çünkü eksiler ortak parantezi aldın. Bunları da toplayabilirdin. Bazı arkadaşlar mesela hocam burası artı niye oldu diyordu. Ortak parantezi aldığım için artı oldu. Yoksa biliyorsun ki eksi B eksi D. Bak dağıtınca eksi B eksi D oluyor. Tabii ki de bunun cevabının ne olması lazım? 11K olması lazım. Mesela bakın burasının cevabı eksi 3 de çıkabilir. Niye? Çünkü çıkarma daha büyükse eksi olur tabii ki de cevap. Eksi 3 ise sen hemen 11 ekliyorsun. Eksi 8 ise 11 ekliyorsun. Eksi 13 ise 2 kere 11 ekliyorsun. Dediğim unutma burayı yaptık. 2, 8, 4, 3, 9, 5, 10, 11 tamam. Peki 6, 36, 44, 24'te ne olacak hocam? Bakın bizim bildiklerimiz 3, 5, 7, 8. Bu 8'ini biliyoruz. 8'ini biliyoruz. Bu 8'inin haricindekilerde her zaman bunları arayacağım. Mesela 6 kimdir? 2 ile 3'e bölünmesine bakacağım. Mesela 36 kime bakacağım? 9 ile 4'e bakacağım.
Peki hocam neden 12 ile 3'e bakmadın? Çünkü 12 ile 3 aralarında asal değil. Bulduklarım da aralarında asal olmalı. Mesela 22'ye 2 değil 11'e 4. Mesela 12'ye 2 değil 8'e 3'e bölünmesine bakacağım. Peki nasıl olacak o hocam? İşte böyle olacak. Hemen bakalım. 20 basamaklı sayının 36 ile bölümünden kalan kaçtır? 36 kimdir? 9 ve 4'tür. Bak 4'e bölünmede kuralım ne? 4'e bölünmedeki kuralım son iki haneydi. Son iki haneye baktım. Kalan 4 ile bölümünden kalan kesinlikle 3'tür. Çünkü 20 tam bölünür. O zaman 4 ile bölümünden kalan 3'tür. Şimdi 9 ile bölümünden kalana bakıyorum. 9 ile bölümünden kalana baktığımda onun da 9 ile bölümünden kalan her iki sayının toplamı 5. Her iki tanesinin 5. O zaman 20 basamaklıysa 10 tane 5 vardır. Çünkü ikili ikili. O zaman burası 50'dir. 50'nin 9'a bölümünden kalan kaçtır? Kalan 5'tir. Neden bunu yaptık hocam? 9'a bölme kuralı rakamlar toplamıydı. Rakamlar toplamı da ne olacak? Rakamlar toplamı da 50 oldu. Tabii ki de 9'a böldüğünde kalan 5 olacak. Şimdi buraya çok dikkat edin. Burada 4 kalanı varsa 36'da öyle bir kalan olmalı ki 4'e bölündüğünde 3 kalacak, 9'a bölündüğünde 5 kalacak. Mesela ne olabilir bu? 9, 14, 23 olabilir. Bir de 32 olabilir. Burada da şimdi bu sayılardan hangisi bunu sağlıyor ona bakacaksın. Çünkü niye? 9'a bölünmede mesela kalan 14 ise kalan 14 diye bir şey olmaz 9'a bölünmede. 14 değil 5 olmalı. O yüzden 9 9 arttırıyorduk bunları. Burada da 4 4 arttıracağım. 4 4 arttıracağım. Nereye kadar? Aslında ben bu kadar yazmayacaktım. Şu 4'ünden bulacaktım ama siz görün diye yazıyorum. İşte 4 ile bölümünden 30 mesela 35 kalanı varsa o da 4 ile bölümünden kalan 3'tür. Ama bize ortak lazım. Bak gördüğün gibi ikisinde de 23 var. Bu sorulardan yapmıştık biz konu anlatımında videolarda. Oradan bir daha bakabilirsiniz. Çok zor bir soru seçtim sizin için. En zor soruyu özet mözet. Hocam yapıştır gitsin. Aklına ne geliyorsa söylediklerim bizim için önemlidir, önemli değildir. Dinleme öyle bir şey yok arkadaşım. Ciddi ciddi burada özet yapıyorum. Biliyorum süresi uzun olacak. Çünkü dediğim gibi bu videolar özet. Bir dönemin özeti. Haftada gördüğün 6 saatin buradaki 18 haftanın 6 kere 18 dersin özeti. O yüzden tabii ki de videomuz uzun olacak. Burada da tabii ki de özet olduğu için bizi mazur göreceksiniz. Bizi sevdiğinizi biliyoruz. Zor soru yapıştırdım. Çünkü niye? Biz önemliyiz. Zorlar bizim için önemli dedik. Geçtik. EBOB EKÖK vardı. EBOB EKÖK ne işe yarıyordu? Şu işe yarıyordu. Ortak bölenlerin en büyüğü, daha doğrusu en büyük ortak bölen, en küçük ortak kattı. Kat dediğimiz üstüydü. EBOB demi ortak bölen dediğimiz bölme işleminde olduğu için bölendi. Peki EBOB EKÖK nasıl bulunurdu sayılarda? İki türlü. Bir, ne yapılırdı? Böyle bir kesme işaretiyle ortak bölme yapılırdı ya da asal çarpanlara ayrılırdı. Asal çarpanlar konusunu anlatmadım. Çünkü niye? Çok basit bir olay. Çekiyorsun, sayıyı bölüyorsun. Böldün mü böyle bir şey şekilde yazıyorsun. Yani bütün asalların üstü şeklinde yazdığında asal çarpanlara ayırmış olursun. Peki EBOB EKÖK iki sayı böyle verilirse nasıl bulacağım? İster asal çarpanları ayırıp böyle yapıp birazdan yapacağım gibi yaparsın. İstersen şöyle yaparsın. 2'ye böldün 12. 2'ye böldün 21. Bir daha 2'ye bölünüyor bu vatandaş. Bu bölünmüyor. Bir daha 2'ye bölünüyor bu vatandaş. Bu bölünüyor. Bu bölünmüyor. Bir daha 3'e böldüm. Her ikisi de 3'e bölünüyor. Bu tamam bitti. Bu 7 oldu. 7'ye bölersem bu 1 oldu dedim. Şimdi ne yapacağım? Bu arada ben bölerken bir şey dikkatimi çekmişti. Onları yazmadım. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. Bu kalemi sevmedik. Her ikisi de 2'ye bölünüyor. Her ikisi de 3'e bölünüyor. O zaman ne diyoruz? EBOB'ları ortak bölenleri 2 kere 3 6'dır. İkisinin de ortak bölenleri 6'dır. Peki EKÖK nedir? EKÖK da hepsidir. Hepsi. Hepsi. Yani nedir? 2 üzeri 3 8. 3 çarpı 7. Şunları çarparsak güzel gözüküyor. 21. Bir de burada 8 var. 8 tane 20 olsaydı 160'tı. Ama bir tane daha var. 168 dedik
ve bunu da bitirdik. Ortak katımız da buydu. Peki gel bakalım çarpanları ayırmaya. Çarpanlara ayrılmış, çarpan diyorum özel, özür dilerim. Asal çarpanlarına ayrılmış haline. EBOB'da ne yapıyorduk EBOB'da? Ortakları alacaktık. Ortakların üstü küçük olanı alacaktık. 2 üzeri 3, 2 üzeri 2. Ortak mı? Evet, 2 üzeri 2 gelir. 3 üzeri 2 var. Burada 3 üzeri yok. Burada 7 üzeri 1 var. Burada yok. Ama burada ortak 5'ler var. O zaman o da nedir? 5 üzeri 2, 5 üzeri 3. İkisine de burada 3 tane 5, burada 2 tane 5 olduğu için bu da böyledir. Peki cevap ne oldu? Buradan 4 kere 25'ten 100 çıktı. EKOK'una bakıyorum. EKOK dediğim şey neydi? EKOK'ta herkesi alacaksın. En büyük üstü alacaksın. Çünkü niye? EKOK kat atacağız burada. Kat kat. Kat at at. Kat tat 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 tat. Sanki dilimiz suçtu. Bozuntuya vermeden şarkı söyledik ama herkes anladı tabii. Neyse olsun, devam edelim. 2 üzeri 3'ü yaptım. Bakıyorum 3 üzeri de ne var? 3 üzeri de 2 oldu. Buraya baktım. 5 üzeri 2 oldu. Hayır hocam, 5 üzeri 2 değil. Burada 5 üzeri 3 vardı. 3 gelmesi lazım. Doğru söylüyorsun dostum. Bir de burada 7 üzeri 1 vardı. Bunu da hatırlattık. Geçtik. Hocam burayı çarpar mısın bana? Ben tabii çarparım burayı. Çünkü 8 kere 125 1000'dir bak, 1000. Burası da 9 kere 7'dir. O zaman 9 kere 7 63. 1, 2, 3 oldu. Bunların 8 kere 125 1000'di. 9. sınıf videolarımızı takip edin arkadaşlar. Böyle pratik şeyleri de söylüyorduk. 8 kere 125'i unutmamaları gerekiyordu. Demiştik, geçtim. EBOB EKOK'ta en önemli şey şuydu. Aralarında asal muhabbetleri vardı. Aralarında asalların nedir? Ortak böleni yoktur. Ortak böleni yoksa zaten o zaman ortak bölenleri birden başka yoktur. O zaman demek ki en büyüğü en küçüğü zaten elimizde bir var. Başka da bir şey yok. O zaman bak şimdi ne yapıyorum? İkinci olarak ne diyorum? EBOB ve EKOK'un çarpımı da sayıların çarpımına eşittir. Bu da müthiş bir kuraldı. O zaman aralarında asalların EKOK'u nedir? 1 olacaktı, sayıların çarpımıdır dedim, geçtim. EBOB küçük sayıya eşit olabilir ama küçük sayıdan kesinlikle küçük olmalıdır. EKOK nedir? EKOK da büyük sayıdan büyük olmalıdır, eşit olabilir ama büyük sayıdan küçük olamaz dedik. Çünkü kat atıyoruz, yukarı çıkacağız. Burada da ortak bölen tabii ki de büyük olamaz dedik. Böyle güzel bir sorumuz vardı. Bunda ne diyorduk? X dediğim şey 7'ye bölünüyormuş. Ama m diye bir şey olmalı. Bu da 7'ye bölünüyormuş. N diye bir şey olmalı. Tabii ki de ne olacak? M ile N aralarında asal olmalı. Olmazsa ne olur hocam? Olmazsa demek ki burada 7'den farklı bir sayı daha vardır dedik. Bölen olur. Şimdi benim bildiğim şu kural vardı. Şu kural çok önemliydi arkadaşlar. 7m çarpı 7n. İki sayının çarpımı EBOB'la EKOK'un çarpımına eşitti. İşte bu kural müthiş önemliydi. 7'ler birbirini götürdü. 7'ler birbirini götürdü. Burada 30 kaldı. M çarpı N eşittir 30. Ve bu sayılar aralarında asal olacak dedik. Aralarında asal olacak da en küçük değeri kaçtır diyor. Sayıları birbirine en yakın seçersem o zaman bu sayılar küçük olur. Bak 30'a 1 seçersen o zaman sayıların büyür. Birbirine yakın seçeceksin. 5 ile 6'yı seçtim. Aralarında asal mı? Asal. O zaman M A 5 olsun. O zaman bu 35'tir. N 6 olsun. O zaman bu 42'dir. Toplamını soruyordu. Toplamı da 77 oldu. İkisinin de ortak toplamıdır dedik. Bunu da hallettik. EBOB EKOK'tan sonra periyodik olaylara geçmiştik. EBOB EKOK problemleri vardı. Bir de periyodik problemler vardı. İkisini birlikte bir araya getirdim. Ne yaptım? Periyodik olanlara yazdım arkadaşlar. Bir daha vakit kaybetmeyelim iki problem yapacağımıza. EBOB EKOK problemlerini de videomuzda çok fazla vardı. İsteyen oradan da bakar. Ama bu da bize özet bir soru olacaktır. Nasıl? Bir doktor 6 günde bir nöbet tutuyor. Hemşire de 8 günde bir nöbet tutuyor. O zaman bak biri 6 gün, biri 8 günde bir nöbet tutuyor. Bunlar ortak katta birleşirler. Birleştirelim. Ortak katta. Birleştirelim ortak katta. Ne yaptın? Birleştiler. Şu an ortak katta birleşti. Ne oldu? EKOK oldu tabii ki de. Bak ortak katta birleşmeleri için ne yapacaksın? EKOK yapacaksın. EKOK'un neymiş? 24. Bunlar bir nöbet tuttuktan sonra 24 gün sonra birlikte nöbet tutarlar. Neden? Çünkü biri 6 tutuyor, biri 8 tutuyor. Denk gelmiyorlar. Ama ne zaman denk geliyorlar?
bu adam 4 nöbet tutunca, bu adam 3 nöbet tutunca o nöbete gelince 24. de denk geliyorlar. Peki bu adamlar ilk nöbetini salı olarak tuttu. Birinci nöbetlerini salı tuttular. İkinci nöbet nokta 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 6. nöbete geldiler. 6. nöbete geldiler. 6. nöbet hangi gündür diyor. Kaç nöbet geçti? 1, 2, 3, 4, 5. Çünkü 6.ya gelmek için birinciyi tuttular zaten. 6.ya 5 nöbet kaldı. Peki 5 nöbet için 24 gün mü geçmesi gerek? Evet. O zaman ne oldu? Ben ne diyorum ya? 7. nöbet soruyor. Ben 6 yazmışım. Arkadaşlar uyaramıyorsunuz. Tabii bu canlı yayın olmadığı için uyaramazsın. O zaman ne oldu? 7. nöbet. 7. nöbette ne olacak bu? 6 nöbet tutacak. 6 nöbet tuttuğu için bu sayım kaç olacak? 144 olacak. 144'ü kaça böleceğim? Periyodik ya bu. Her hafta devrediyor. 144'ü 7'ye böleceksin. O zaman kalan kaç olacak? Ne olacak? 20'den dolayı 140 kalan 4 olacak. Kalan 4 ise ilk nöbetini salı gün tuttularsa buradan 20 hafta geçmiş. Yine salıya gelmiş. Sonra 4 gün geçecek. Çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi olacaktır dedim. Bu soruda böyle yaptık, bunu da geçtik. Nasıl yaptık? Ekoklarını aldık. Ekoklarını aldıktan sonra ilk nöbeti tuttuklarına göre 6 nöbet ileri gittik. 6 kere 24, 24'te bir denk geliyorlardı çünkü. 144'ü yaptım. Olayı bitirdim dedim. Ondan sonra burayı da hallettiğime göre denklem ve eşitsizliklere geçebilirim. Denklem ve eşitsizlik olayı basit şeyler, sorular vardı. Onlardan birisi de buydu. Ne yapacaktık hemen denklemde? Düzgünce ne parantezleri açacaktın? 2x eksi 3'ü dağıtıyordum. Eksi 3x eksi 3'ü dağıtıyordum. Artı 6. 5'i dağıtıyordum. 5x 5'i dağıtıyordum. 20. Bir de dışarıda eksi 12 var. Hallettim. Burası eksi x geldi. Burası artı 6 geldi. 2x'ten 3x çıkarsa eksi x. Burası da 5x oldu. Burası da 8 oldu. O zaman x'ler bir tarafa gitsin. Ben size söyleyeyim. Ben size söyleyeyim. Siz olun. Her zaman eksileri karşıya atın. Pozitifle uğraşın. Çünkü başınız karışabilir. Kafanız karışabilir. Başınız ağrıyabilir öbür türlü. Bunu da buraya attın. 6'dan da 8 çıkarsa eksi 2. Her tarafı kime böleceksin? 6'ya böleceksin. Böldün mü ne oldu? Burası x oldu. Burası x oldu. Burası ne oldu? Sadeleşme yaparım. Eksi 1 bölü 3 olur dediğim. İşte olay bu kadar basit. Bu sorular basitti. Ama burada birinci dereceden denklemlerde şöyle bir mevzu vardı. Bana bir bilinmeyenli, bak burada x bilinmeyen, biri bilinmeyen bir denklem verirse, bunların ikisi de sıfır olursa burayı sıfırlarlardı. O zaman sıfır eşittir sıfır olursa çözüm kümesi reel sayılar olurdu. Peki x sıfır olursa, b sıfır olmazsa, bak burası gider, burası sıfır değilse 5 mesela. 5 sıfır eşit mi? Değil. O zaman ne diyorduk? Çözüm kümem boş küme diyordum. Peki ikisi de sıfır değilse ne olacak? Mesela sıfır değillerse 5x artı 10 gibi bir şey olacak. O zaman ne oluyor? 5x eşittir eksi 10. X eşittir eksi 2 oluyor. Tabii ki de ne olacak? Eksi b bölü a olacak. Bak eksi 10 bölü 5. 2 eksi 2 olacak. Peki bunları ben nerede nasıl yapacağım hocam? Sana karşılıklı sayılar verecekler. Çözüm kümesi reel derse iki taraftaki x'lerin katsayıları birbirine eşittir. Götüreceksin. Bir de ne var? İki tarafta da b'ler birbirine eşittir. Götüreceksin. Boş küme derse a'lar birbirini götürüyordur ama b'ler, yani sabit sayılar, götüremiyordur diyeceksin. Bu mevzuyu da hatırlattım. Geçtim. Bir de eşitsizlik mevzusunda şu çok önemliydi. Böyle sana üçlü verirse eşitsizliklerde işlem yapman önemliydi. Bakın bir dünya kural vardı. Onlarla vakit kaybetmek yerine ben ne diyorum burada? Hemen örnek soru yapsak daha iyi. Böyle üçlü verirlerse, bu üçlülerin x'leri farklı farklıysa, hemen sen ne yapacaksın? İkili ikili alacaksın. Al bakalım ikili. 5x eksi 7 küçük eşittir 2x artı 2. Hemen burayı al şimdi. Burası da 2x artı 2 küçük eşittir 4x artı 6. Bunu buraya at, bunu buraya at. 3x küçüktür 9 oldu. Eksi 7 karşıya artı 7 geçti. 5x eksi 2x oldu. Her tarafı 3'e böldün. 3'e bölersen ne yaptı? X
3'ten küçük eşit oldu. Bu tarafı hallettim. X 3'ten küçükmüş. Buraya bakarsam ne olacak? 2x bu taraftan da geldi. Eksi 4x 6 karşıya eksi 2 geçti. Burası eksi 2x oldu. İşaretim burada 4 oldu. Bak şimdi çok dikkat et. Çok dikkat et ne olacak? Şöyle olacak. Her tarafı eksi 2'ye bölersem. Bak her tarafı eksi 2'ye bölersem. İşaret yön değiştirecek. Küçüktürdü. Büyük olacak dediğim. Eksi 2'den büyükler oldu. Bak her tarafı ne demiştik? Eşitsizliklerde eksiye çarpıp bölersen. Bir de ters döndürürsen bazen de. O zaman işaret ters. İşaret yön değiştirirdi. Burada da yön değiştirdi. Bak ikisini artık ortak yazabilirim. X dediğim öyle bir sayı var ki 3'ten küçük ama eksi 2'den büyükmüş. Bunu da ters döndürüp düzgüncene yazdım. Çözüm kümesi tam sayılar nelerdir diyor. Tam sayı eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2 ve 3'tür. Niye? İki tarafta da eşitlik olduğu için dedim. Bu soruyu da böyle yapmış oldum. Geçtim. Bazen de iki bilinmeyen olabilir. Burada gerçi kaç bilinmeyen vardı? Tek bilinmeyen vardı. İki bilinmeyenle eşitsizlikler de olabilir. Onları ne yapacaksın? Sana ne diyorsa onu yapacaksın. Bakıyorsun soruda tam sayı diyor mu? Demiyor. O zaman reel gibi düşüneceğiz. Alt alta yapacağız. Adam ne diyor? 3x istiyor. Yap her tarafı 3 ile çarp. Çarparsam eksi 21 eşittir 3x. Küçük eşittir 3x. Bir de burası 15 oldu. Her tarafı eksi 2 ile çarp. Eksi 2 ile çarparsan artı 4. Eksi 2y eksi 14 oldu. Yalnız eksi 2 ile çarptığım için işaret yön değiştirecek dedim. O zaman ben bunu düzgün bir şekilde buraya aktarabilir miyim? Aktarırım. Taraf tarafa çıkarma yoktu ama taraf tarafa toplama vardı. İşaretler düzgün olursa. Nasıl düzgün olacak? Eksi 14 küçük eşittir. Bak ben abimden küçüğüm demiyorum da abim benden büyük diyorum. Onu düzgün yazmak önemli sadece. Eksi 2'ye büyüktür, küçüktür 4'ten. Şimdi işte taraf tarafa toplanır. Niye? Çünkü eşit eşit eşit. Eşit değil eşit değil. Arada 3x eksi 2y'yi bulayım diye. İşte buraları da yaptım. Oldu. En büyük tam sayı değeri kaçtır? En büyük tam sayı değeri 19'dan küçük 18'dir. En büyük tam sayı değeri 19'dan bir küçük 18'dir. En küçük de eşitlik olduğu için eksi 35'tir dedim. Bu soruyu da bitirmiş oldum. Evet arkadaşlar eşitsizlikler için şu an çok az bir sayfam kaldı. O sayfalarda zaten üslü sayı köklü sayı hemen bitiyor. Gerçekten de az sayfalar kaldı. Nereden? Bir 10 dakika sürer büyük ihtimal. 10 dakika sonra bitecektir inşallah. 3, 2x kare. Ben şimdi burada birinci dereceden iki bilinmeyenlerle ilgili grafik çizmek yerine ben eşitsizlik çizmeyi tercih ettim. Niye? Çünkü bir yere kadar aynı şey. Nasıl aynı şey? Biz bunları çizerken eşit gibi düşüneceğiz. Eşit gibi düşününce nasıl çiziyorduk? X'e 0 diyeceğiz. X'e 0 dersem bu gider. Bu giderse y ne olur? 2 olur. O zaman bana buradan bir nokta çıkar elime. 0'a 2. Çektim çizgimi. Peki y'ye 0 dersen ne olur? Y'ye 0 dersen x'in 3 olur. Buradan da bir nokta geldi. 3'e 0. O zaman arkadaşım elimde 2 nokta var mı? Var. 2 noktadan bir doğru geçer mi? Evet. Peki burası zaten analitik düzlemde. Bu denklem ne belirtir bana? Doğru belirtir. O zaman 2 noktayı koyup yapıştıracağım. Hemen yapıştırıyorum koyup. Ne koydun? 0'a 2. 0 dediğine göre x'i demek ki y'de 2'dir bu. Bu da 3'e 0 ise bu da x'te 3'tür. O zaman şöyle mi geçer bu doğru? Aynen böyle geçer. Yalnız bakın daha soruyu yapmadım. Ben şu an bunu çizdim. Bakın bunu çizdim. Bu doğru gösterimiydi. Buraya kadar hep aynı şeyi yapıyorsun. Buradan sonra olay farklılaşıyor. O da şu. Eşitlik var mı? Yok. Eşitlik yoksa bu çizgi kesik kesik olacak. Bak üzerinden geçiyorum siyahla. Kesik kesik olacak. Çünkü bu üzerindeki sayılar sağlamıyormuş. Bak eşitlik yok. Eşitlik yoksa bu üzerindekiler sağlamıyor. Ne yapacaktım eşitsizlikte? Hemen
Bir nokta seçecektim ki hayatımızın en kolay noktası sıfıra sıfır seçiyordun. Sıfıra sıfırı seçmemin sebebi bu taraftır ya da bu taraftır bunun çözüm kümesi. Bu taraftan bir sayı seçiyorum. Olursa bu taraftaki her şey olur. Bu taraftaki sayı olmazsa diğer taraftaki her şey olur. O zaman ne yaptım? Sayıyı seçtim. 0 0 birbirini götürdü. 0 küçük müdür 6'dan diye bakıyorum. Tabii ki de değil. Tabii ki de doğrudur. Tabii ki de değildir diyorum yanlışlıkla. Tabii ki 6 büyüktür. Artık ben de yoruldum galiba anlatmaktan. Ama siz dinlemekten sıkılmayın arkadaşlar. Çünkü full özet çok yararlı. Olmadı durdurur dinlenir bir daha dinlersin. Sıkıntı yok. Ama benim öyle bir şansım yok. O zaman ne oldu? 0 küçüktür. 6 oldu. Doğru mu? Doğru. O zaman benim çözüm kümem neresidir? Bu çizginin alt tarafındaki yerlerdir dedim. Ve bu soruyu da grafik çizmeyi de eşitsizlikle birleştirip gösterdim. Arkadaşlar mutlak değer konusunda ben örnek sorularımı burada birkaç tane yazdım. Ama özet yapalım birazcık. Mutlak değerde ne vardı? Mutlak değer dediğimiz şeyin, mutlak değer x dediğimiz şeyin içerisinin artı eksi olup olmadığına bakacaktım ben. İçerisi artıysa bu dışarıya aynen çıkardı. İçerisi eksi ise önüne eksi alıp cevabı artı olacak şekilde çıkardı. Biz neye bakacağız her zaman? Şu iki çubuğun arasına artı mı eksi mi diye. Bakıyorum x küçük y büyük. Hocam arada sıfır var. Nereden nasıl yapıyorsun? Beni ilgilendirmiyor. İki sayı arasındaki fark varsa ben büyük küçüklüğe bakardım. O yüzden ikisi arasındaki farka baktım. Ne çıktı bu? Eksi. Kesinlikle eksi mi? Evet. Kesin eksi diyebiliyorsan ben bunu ne yapacağım? Önüne eksi yazarak çıkartacağım. Bak içeridekini aynen dışarı çıkartıyorsun. Önüne eksi yazıyorsun. İçeridekini aynen dışarı çıkartıyorsun. Hiçbir şey yapmıyorsun. Tabii ki de ben burada eksi ile çarpmak demek, ters döndürmek demek olduğunu söylemiştim. Eksi x artı y, o da artı y, eksi x aynı şeydir demiştik. Bu arada unutmaman gereken müthiş bir şey. Mutlak değer 3 ile mutlak değer eksi 3 birbirine eşittir. Çünkü ikisi de 3'tür. Bak burası da bunun eksilisi mi? Evet. Hiç fark etmez. Yer değiştirebilirler. Mutlak değer içinde bir sıkıntı yok. Bunun yerine bunu yazabilirdin. Mutlak değerde çarpmalar varsa 2 ayrı mutlak değer çarpım şeklinde. Bölme varsa 2 ayrı bölme şeklinde yazabilirdim. Bir tane önünde sabit sayı varsa o sabit sayıyı eksi ise artı diye dışarı çıkardım. Artıysa aynen dışarı çıkarıp yapardım dediğim mesela ne diyelim eksi 3x dersen hemen dışarıya eksi 3x'i mutlak değer 3x diye atabilirsin. Ama mutlak değer x kalacak orada onu unutmayacaksın. Bir de denklemlerimiz vardı. Denklemlerde ne diyecektim? İki tane mutlak değer birbirine eşitse o zaman x eşittir ya gerçekten birbirine eşittir ya da eksilisine eşittir diyecektik. Çünkü burası 3 eşittir 3 olabilir ya da 3 eşittir eksi 3 olabilir dedim. Bazı arkadaşlar şöyle diyor hocam eksi x ile y olamaz mı? Bu da zaten aynı şeydir arkadaşım. Eksilisi artılısıdır dedik. Son olarak şunu söyleyelim. Bakın a pozitifse a sıfırdan büyükse o zaman ne olacaktır? Ben şöyle diyeceğim buraya. Bak a sıfırdan büyükse şöyle diyeceksin. X ya gerçekten a'ya eşittir. X ya da eksi a'ya eşittir diyeceksin. Sıfırdan büyükse iki tane kök vardır. Bunu hatırlıyorsundur. Ama x a dediğim şey sıfırsa mutlak değerin cevabı sadece bir şartla sıfır olur. İçeri sıfırsa olur. En son şunu söyleyelim. A sıfırdan küçükse yani eksi ise hiçbir zaman mutlak değerin çözümü eksi olamaz. O zaman çözüm kümesine de boş küme dedim. Geçtim. Bir de ne vardı? Eşitsizlikler vardı. Burada ne yapacaktım? Küçüktür deyince mutlak değere hemen a ile eksi a arasını alıyordum. Büyükse ben ne diyordum? Ya gerçekten büyüktür ya da eksilisinden daha küçüktür diyordum. Bakın bu tabirler öğrenciler çok seviyor. Beni taklit edenler var. Onları seviyorum. Taklit eder gibi konuşursan süper olur. Çünkü benim mantığımı kapmışsındır. O yüzden sen de iyi yapabilirsin. Ya gerçekten büyüktür ya da eksilisinden küçüktür dedim. Aralıktaysa ya gerçekten bu aralıktadır ya da eksili aralığındadır. Bak eksili aralığındadır. Ya da gerçekten eksili aralığındadır. B büyükse eksilerde B küçük tarafa geçiyor tabii. Eksi B. Ona da dikkat edelim. İki tane soru var. İki soru bizim için mutlak değer için yeter dedim. Ve
üstü sayılara geçeceğim hızlıca. Bakıyorum burada ne var? 3 parantezini alınca bir bakıyorum ki burası x artı 2 çıkıyor mutlak değer içinde. O zaman o 3 dışarı çıkabilirdi. Ne oldu? X artı 2 eksi mutlak değer x artı 2 oldu. Çünkü mutlak değerden sayı dışarı çıkabiliyordu ama diğerleri kalıyordu. O zaman 3 tane elmadan bir tane elma çıkarsa 2 tane elma kalırdı. Onun cevabı da 8'di. Peki her iki tarafı 2'ye bölersen neydi? Mutlak değer x artı 2 eşittir 4'tü dedik. Biraz önce söylemiştik mutlak değerin cevabı artıysa iki tarafa ayrılırdı. Ya gerçekten 4'tü bu ya da gerçekten eksi 4'tü dediğim attım karşıya x eşittir 2 idi. Attım karşıya x eşittir eksi 6 oldu. Bunu bitirmiş olduk. Aynısının tıpkısının benzeri burada var. Bunun aralık olduğunu gördüm. O zaman ne diyorum? Ya gerçekten 2x artı 1 7'ye eşittir ya da eksi 7'ye eşittir 2x artı 1 bir de eksi 3'ten küçüktür. Bak ne yaptın? Hemen değiştirdin. Kurallar çok önemli. Sadık kalmalısın kurallara dedim. Hemen her iki taraftan 1 çıkarırsan 2 küçüktür 2x küçüktür 6. Her iki tarafı her tarafı 2'ye bölersen 1 küçüktür x küçük eşittir 3 oldu. Buraya baktım. Her taraftan 1 çıkarırsan eksi 8 eksi 4 oldu. 2x. Her tarafı 2'ye bölersen eksi 4 x ve burası da eksi 2 oldu. Bizim tam sayı değerlerimiz nelerdir diyor. Tabii ki de burada 2 ile 3 var. Burada da eksi 4 ile eksi 3 var. Bu sayılardır dedik. Bunlara süslü parantez yapacağız. Aralık değildir dedik. Çünkü tam sayı değerlerini soruyordu. Burada da x değerleri nelerdir diyordu. Onları da söyledik. Üslü sayılar kısmına geçtik. Üslü sayıları daha yeni gördük. Bu ay görmüştük. Köklü sayıları da bu ay gördük. O yüzden fazla kasmadım. Örnek soru çok yazmadım hatta. Hemen bilgilerime geçiyorum. Biz her sayının sıfırıncı kuvveti 1'dir. Hangisi hariç? X eşit değil 0 olmalıydı. Her sayının birinci kuvveti kendisiydi. Değil mi? Hayır. Tabii ki de burada neydi? X yine 0'a eşit olmalıydı. Olmamalıydı. Çünkü 0'a eşit olursa pardon onunki de gerçi kendisidir. Çünkü 0 üzeri 1 0'dır. Sıkıntı yok. Bunu yanlış yazdım. 1'in bütün kuvvetleri 1'dir. Eksi 1'in çift kuvvetleri yine artı 1'dir. Niye? Eksiler çift kuvvetlerde bozulur. Eksi kalmaz artı olur dedik. Bir de ne vardı? Üslü sayılarda çarpma vardı. Tabanlar aynıysa üstler toplanacaktı. Üstler aynıysa tabanlar çarpılacaktı. Sanki ortak paranteze alınır gibi. Bölmede ne vardı? Tabanlar aynıysa üstler çıkarılacaktı. Üstler aynıysa ortak paranteze alınacaktı. Bunu ben yazmış gibi yapayım. Ortak paranteze alınacaktı. Bir de burada üssün üssü muhabbeti vardı. Onlar da ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. Üssün üssü ne yapılıyordu? Çarpılıyordu. M çarpı N, N çarpı M'ye eşitti. O zaman ne demiştik biz? Üstler yer değişebilir. Mutlak üslü sayılarda üssün üssü yer değişebilir demiştik. Bunu da hallettikten sonra şunu söylemiştik. Üstler aynıysa burada neye bakacaktık? M çift mi diye bakacaktık. Çiftse A B'ye eşit olabilir ya da A eksi B'ye eşit olabilir diye söyleyecektim. Ama M çiftse eksilisi de olabilir artılısı da ama M tekse kesinlikle A B'ye eşitti diyecektim. Bu kısmı da unutmayalım. Bu da eşit denklemlerinde, üslü sayı denklemlerinde işime yarardı dedikten sonra buraya geçtim. Buraya geçtiğimde bir de üstlerin eşitti. Bir de şuna bakalım. Bu sefer tabanlar aynıysa üstler kesinlikle birbirine eşittir. Ama üstler aynıysa tabanlar aynı olmayabilir. Eksilisi de olabilir çiftlerde. Geçtim. Burada da 3 tane muhabbet vardı. O da neydi? 1'in bütün kuvvetleri 1'di. O yüzden A 1 olabilirdi koşulsuz şartsız. 2. A ne olabilirdi? Eksi 1. Ama ne olmalıydı? N çift olmalıydı. Bunu garanti altına almalıydın. Bir tane daha bir şey var. O da neydi? Şunu söylemiştik. N 0 olabilir. Üstüm 0 olabilir. Ama ne olacaktı?
A0 olmayacaktı. Bu muhabbeti de kaçırmayacaktım dedim. En sonunda da şöyle bir denklem vardı. Denklemlerde de elma muhabbeti vardı. X üzeri n, x üzeri n, x üzeri n. Bu da nedir? X üzeri n ortak parantezine alınır. Ne yapılır? A artı b artı c yapılır. Çünkü a tane elma, b tane elma, c tane elma toplanacaksa böyle olur demiştik. Şöyle bir formülümüz vardı. O da neydi? İki tane sayı üstleri birbirine eşitse, başka şekilde yine üstleri birbirine eşitse, bunları taraf tarafa aynı tarafta olmak şartıyla, bakın bunun cinliği burasıydı, aynı tarafta olacaklardı. M bölü n x bölü y'ye eşitti dedik. Şimdi böyle bir soru sorarlarsa bize ne yapıyorduk? Hemen ben çarpanlarını ayırıyordum. Nasıl? 3 üzeri x çarpı 3 üzeri 2, tabanlar aynıymış ki toplanmış. Burası da 6 üzeri x bölü 6 üzeri 1'miş. Niye tabanlar aynıymış da bölünmüş gibi yapacaktım. Çaktırmadan şu 6 üzeri x'i 3 üzeri x çarpı 2 üzeri x yapabilir miyim? Neden? Çünkü tabanlar aynı değil. Üstler aynıysa ortağa girerlerdi. Hallolurlardı. O zaman 3 üzeri x, 3 üzeri x'e sadeleşirdi. Şu 6 karşıya giderdi. Ne olurdu? 54 olurdu. Al sana 2 üzeri x. 9 kere 6'dan dolayı. Burada sadece 2 üzeri x kaldığı için 54'tür derim. Peki burada ne yaparım? Hemen bir bakalım. Bu 5 üzeri 2 üzeri 2x artı 1'dir. Üssün üstü çarpmaydı. 5 üzeri 4x artı 2 oldu. O zaman burası ne oldu? Tabanları aynıymış da üstler toplanmış gibi. O zaman burası da böyle oldu. Çünkü tabanlar aynıysa üstler toplanır. O zaman ben 5 üzeri x'i aradığıma göre biraz önceki kuralımda ne demiştim? Üstler yer değişebilirdi. 4x çarpım durumundaysa demek ki böyle olabilirdi. O zaman 5 üzeri x'e ben 2 demişim. O zaman 2 üzeri 4 oldu. E burası da nedir? 5 üzeri 2'dir. 5 üzeri 2'yi de yazdım. Bitti. Burası nedir? 16. Burası da 25'tir. 4 kere 25. 4 tane 25 100'dü. Bir tane daha geldi. 400 oldu. Bunu da böyle pratik çarptım, topladım, çıkardım, hallettim. Gördüğünüz gibi köklü sayılar kaldı sadece. Hıpızlı bir şekilde köklü sayıları da yapıyoruz. Köklü sayının anlamı üssü sayıdan geliyordu. Neydi? X üzeri n a ise o zaman a'nın n'inci dereceden kökü x'tir. Demek ki köklü sayı üssü sayılardan geliyor demiştik. Peki burada ne yapacaktın? N çiftse, bakın yine aynı muhabbet. N çiftse bunlar birbirini götürüyordu. Mutlak değer a kalacaktı. Bir de şöyle bir kuralım vardı. N tekse ne yapıyordun? Gözün kapalı a yapıyordun. N tekse gözün kapalı a yapıyordun dediğin. Bak burada da aynı muhabbet. N çiftse a kesinlikle sıfırdan büyük olmalı. A sıfırdan büyük olmalı. Eşit de olabilir. Ama n tekse a ne olabilir? A herhangi bir reel sayı olabilir. Çift kuvvetlerin içi negatif olamaz. Sıfır olabilir, negatif olamaz. Ama teklerde ne olacaktı? Teklerde kesinlikle içerisi her şey olabilirdi. Peki içeriden dışarı çıkan şeyleri ben nasıl içeri sokardım? Geri üssü alarak sokardık. N'inci derecedense x üzeri n diye içeri girerdi. A zaten vardı orada, arkadaşlık ederdi ona. Ne yapardı? X üzeri n diye içeri girerdi. Peki içeridekiler nasıl dışarı çıkardı? Derece 2 ise, derece 2 ise, derece 2 ise üssü 2 olan bir şey dışarı çıkabilirdi. Bu 4 kere 3 olduğu için, başta 5 var. 4 kere 3 olduğu için 4 dışarı 2 üzeri 2'den dolayı 2 diye çıkar. Geriye kök 3 kalır. Artı burası zaten hiçbir şey olmuyor. Bir de şurada eksi var. Bu nedir arkadaşım? Bu da 25 kere 3 müdür? Evet, dışarıda zaten bu vardı. 5'in karesiydi. Bu 5. İçeride de kök 3 kaldı. Burası ne oldu? 10 tane kök 3 oldu. Burası 2 tane kök 3 oldu. Şansa burası da 10 tane kök 3 oldu. Bunlar gitti. Cevap 2 kök 3 kaldı dedim. En son muhabbetim çarpma nasıl yapılırdı köklü sayılarda? Dereceleri aynıysa aynı dereceler iç içe girer. X çarpı Y olurdu. Aynı dereceli bölme varsa bunlar da iç içe girer ve aynı derece
bölme olurdu dedim. Bu kısmı da geçtim. Artık son kısma geldim. Gördüğün gibi ödüllü soru altta. Hemen bitirdik. Derecelerim böyle kat 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 geldiyse o zaman ne olur? Bunlar A, B, C diye çarpılır. İçeride X vardır. Bir de ne demiştik biz? Köklerimiz ve içteki sayının üstleri genişletilebilir ya da sadeleştirilebilir. M bölü K ya da X üzeri N bölü K olabilir demiştim. Bunların ikisi olabilir. Bunları da söyledikten sonra köklü sayıların en müthiş yerlerini bitirdik. Arkadaşlar köklü sayı ve üslü sayı ile ilgili çok soru çözmedim. Genellikle özete gittim. Neden? Çünkü şu sebepten dolayı özete gittim. Köklü sayılar ve üslü sayıları yeni anlattık. Onunla ilgili çok fazla bir soru çözmeye gerek yok. Zaten hemen elinizde bunların soruları var dedim. Kök A ile çarpılırsa ne olurdu? A diye rasyonel bir sayı olurdu. Eşleniklere baktığında bu da arası artı olan bir şey. Arası eksili yaparsam bunlar birbirinin eşleniğiydi. Kökün karesinden dolayı A eksi B olurdu. Peki şunun eşleniği neydi? Yine arası artıysa yine ben arasını eksi yapacaktım. A kare kök B eksi B diye dışarı çıkardı. Bunların çarpımı da bu olurdu dedim. Burada şöyle sana güzel bir küçük bir soru yazayım. Bakalım yapabileceğiz mi? Bu da ne olacak? Kök 20 olsun mesela burası. Özür dilerim. Burası kök 40 olsun mesela. Burada ne demiştik? Burası iki sayının toplamı, burası iki sayının çarpımı olacaktı. Bakalım hangi iki sayının çarpımı 40, toplamı 7? Tabii ki de öyle bir sayı yok. Neden? Çünkü burası 2 olması lazım. Böyle sorular soruyorlar. Dikkat etmek lazım. Burası kök 40, 4 kere 10'dur. 4 dışarıya 2 diye çıkar. O zaman bu 2 kök 10'dur. Hangi iki sayının toplamı 10, 7'dir çarpımı 10'dur? 5 ile 2'nin toplamı 7'dir. 5 ile 2'nin çarpımı 10'dur. İşte bak bizim kuralımız buydu. Ve bu bize ne sağlardı? Kök 5 artı kök 2'nin karesi olduğunu gösterirdi. Ve şurada da dışarıda kök olduğunu gösterirdi. Kökle kare birbirini götürürdü. Biz direkt artık hatta bu sorulardan gördüğümüzde direkt yapıştırıp yapıyorduk. Hatta hiç böyle köke dalmıyorduk. Direkt kök 5 artı kök 2 diyorduk. Arası eksi ise büyük olanı yazıyorduk. Çünkü mutlak değer çıkardı dışarı dedik. Arkadaşlar konumuz bitti. Biraz uzun sürdü ama farkındasınızdır. 9. sınıf konularımız çok fazla. Bu kadar özetin bu kadar kısa süre bitmesi bile mucize. Bu kadar sorular ve bu kadar anlatımla bitmesi güzel oldu. İnşallah iyi bir ara dönem geçirirsiniz. Biraz çalışır, biraz eğlenirsiniz. Ondan sonra geri okula güzel dönersiniz. Tonguç'u takip etmeye devam ve ödüllü soru karşında yorumlara cevapları bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.